Otomobil ve motor sporları tutkunları için dop dolu bir programla karşınızdayız. İlk olarak motor sporları diyoruz ve Rally Antifelos'tan görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza. Türkiye'nin ilk ve en zorlu yarış organizasyonlarından biri olan Trans-Anatolia Rally Raid yarış sezonunu yeni bir macerayla açtı. Rally Antifelos. Rally Antifelos 27-30 Nisan tarihleri arasında Kaş'ta gerçekleşti. 2010 yılından beri uluslararası rally organizasyonları arasında yerini kanıtlamış olan Trans-Anatolia Rally Raid ekibi tarafından düzenlenen Rally Antifelos, Likya dönemine kadar uzanan tarihe ev sahipliği yapmış coğrafyada profesyonel ve yarı profesyonel pilotların katılımına uygun olarak hazırlanmış parkurda Kaş Belediyesi ve Kaş Kaymakamlığı'nın desteğiyle gerçekleşti. Rally Antifelos 27 Nisan Perşembe günü teknik kontrolün ardından seremonik startla başladı. Kaş merkezden start alan yarışçılar, Kaş ve çevresinde yer alan tarihi güzelliklerin arasından ilerleyerek 3 gün sonunda toplamda 356 kilometre yol kat edip başladıkları nokta olan Kaş merkezde finiş gördüler. Profesyonel ve yarı profesyonel pilotların katılımına uygun olarak hazırlanmış parkurlarda mücadele eden pilotlar, rally ya da zamandan bağımsız raid kategorisine katıldılar. Teknik ve güvenlik şartlarına uygun olan motosiklet, ATV, SSV ve otomobillerle katılımcıların zorlu parkurları geçmek için yarıştığı organizasyon tek bir kamp alanına sahipti. Trans-Anatolia Rally Raid ekibinin turizme değer katan organizasyon anlayışından doğan Rally Antifelos'ta Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi tarafından eş zamanlı organize edilen Su Altını Keşfet organizasyonuyla katılımcılar Antalya Kaş bölgesinin su altı güzelliklerini de keşfetme imkanı buldular. Akdeniz Offroad Kupası'nın 3 ayağından birisi olan Rally Antifelos'un ardından Kıbrıs'ta gerçekleşecek olan Afrodisia Rally ve Seydikemer'de gerçekleşecek Bağ Anatolia'da yarışan sporcular büyük ödül olarak Trans-Anatolia Rally Raid'e katılım hakkını elde edebilecek. ...27 Nisan Perşembe günü Kaş merkezde seremonik startla başlayan Rally Antifelos heyecanı... ...30 Nisan Pazar günü rally pilotlarının toplam 356 kilometrelik mücadelesinin ardından yine Kaş merkezde sona erdi. Motosiklet, ATV, SSV ve otomobillerin katılımıyla gerçekleşen organizasyonu rally klasmanında... ...motosiklet kategorisinde Serkan Özdemir birinci, Ejder Erişti ikinci, Koray Özkaplan üçüncü olarak bitirirken... ATV kategorisinde Ömer Göksel 1., Süleyman Tasar 2., Korkut Çaçar 3., SSV kategorisinde Ekin Vural, Arda Oluçoğlu 1., Burak Çağdaş Çağlar, Ertuğrul Danışment 2., Alper Gürener, Koray Çetinsoy 3., otomobil kategorisinde Cem Aytaç, İrfan Topçu 1., Halim Kahveciler, Ramazan Uzun 2., Göksel Macila, Doğu Gürsesler 3. olarak podyum gördü. Rally Raid klasmanında yarışan pilotlardan Gündüz Hakan Savaşer motosiklet kategorisini birinci olarak bitirirken Ali Başakıncı ikinci ve Serkan Tekdurmaz üçüncü olarak finiş gördü. Raid otomobil kategorisinde yarışan Burak Ahmet Çetmi, Vedat Bozan birinci, Hüseyin Türkel, Turgay Düzcü ikinci, Haluk Kutay, Ali Kutay üçüncü olurken ATV kategorisinde Murat Nalçakan ilk sırayı aldı. En genç katılımcı ödülünü Ali Kutay, en iyi kadın motosikletçi ödülünü Gökçen Kabaş, en iyi kadın otomobil ekibi ödülünü ise Yeşim Nur Mantaş, Pınar Çelikel aldı. Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer ve Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar'ın derece elde eden rally pilotlarına ödüllerini vermesinin ardından Rally Antifelos sona erdi. Kaş Belediye ve Kaş Kaymakamlığı'nın büyük desteği, yerli ve yabancı pilotların katılımıyla gerçekleşen, ülke turizmi ve ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Rally Antifelos 2018 yılında yine Kaş'tan start alacak.
Kasrol Magnet Ekleyiş'in doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sizlerden gelen soruları Serdar Bostancı ile yanıtlamaya devam ediyoruz. İlk sorumuz Fırat İbrahim Yılmaz'dan. Merhaba, aracımızla 2-3 saatte bir 15 dakika molalarla 15 saat araç kullanmanın araç için bir sıkıntısı olur mu? Mola sürelerini uzatarak motorun soğumasını fayda sağlar mı? Teşekkür etmiş. Evet, 15 saatlik bir yolculukta 2-3 saatte bir 15 dakika mola verip önce kendini dinlendiriyor, doğru bir iş yapıyor. Tebrik ediyoruz. Bu çok doğru bir mesaj. Peki bu 15 dakikalık molalar araç için yeterli mi? Ya da bir zararı var mı? Kesinlikle yeterli. Bir motorun fazla ısınması ne kadar zararlıysa fazla soğuması da o ölçüde zararlı. Hı. Zaten günümüz teknolojisindeki üretilen motorlar, motorların soğutma sistemleri, koruma sistemleri artık biliyorsun motor suyu soğutma sistemlerinin yanında motor yağ soğutma sistemleri, şanzıman yağ soğutma sistemleri gibi komplike sistemler olduğu için bu sistemler zaten siz durmadan çok daha uzun gitseniz de ki tabii ki sürücünün mutlaka ve mutlaka 1-2 saatte biz 1-2 saatte bir dinlenmesini öneriyoruz ama diyelim ki otomobilin içinde 2-3 tane sürücü var. Hiç durmadan sürücü değiştirerek saatlerce gidiyorsunuz. O durumda bile araçlar bugünkü teknolojide iyi üretilmiş, iyi marka araçlar bundan zarar görmez. 15 dakika soğutma fazlasıyla yeterlidir. Dediğim gibi fazla soğutmak faydalı olduğu kadar zararlıdır. Onun için yeniden ısınmaya başlarken daha fazla yakıt tüketecek zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, Harun Gülsoy'un sorusuna geçelim. Merhaba, aracımda oksijen sensörü 2 adet var ve servis bu parçaların orijinal ve yenisiyle değiştirilmesini söyledi. Oksijen sensörü iptal edilirse ne gibi sonuçlar doğurur? Artısı, eksisi nedir? Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere orijinal parçayla değiştirilmek ve eğer bozulduysa, süresi dolduysa yenisiyle değiştirmek tabii ki en doğrusu. Ama işin doğrusunu da Serdar Bostancı'dan öğreneceğiz. Oksijen sensörü iptal edilse ne gibi sonuçlar doğurur? Ve ömrü bittiyse veya bozulduysa değiştirmek, değiştirmemek arasındaki artılar eksiler nedir? Şimdi arıza yapmadan değiştirmenin bir anlamı, bir manası yok. Ama iptal etmeyi de asla tavsiye etmiyorum. Niye iki tane oksijen sensör var? Bir tanesi katalitik konvertörden önce, bir tanesi katalitik konvertörden sonra. Yani katalitik konvertörümüzde bir arıza artık eskisi kadar süzememe, bir patlak, bir tıkanma olduğu zaman dahi ikinci oksijen sensör, yani katalitik konvertörden önceki, sonraki ikinci sensör görüp bizim havayı kirletmememizi, motorun ayarlarının ona göre, benzin hava karışımının ona göre yapılmasını sağlıyor. İptal etmek, yani benim bildiğim bugünün teknolojisi araçlarda zaten mümkün değil. Ya motorunuz çalışmaz, ya arıza verir, ya kendini koruma modunu alır. Onun için aslında servis doğru öneride bulunmuş. Arıza yaptığı zaman oksijen sensörlerinin değiştirilmesi gerekir. Ama belli bir kilometrede, belli bir periyotta değil, sadece arıza yaptıktan sonra değiştirilmesini öneriyoruz. Ama arıza yaptığı zaman da iptal etmek yönüne gitmek değil, kesinlikle değiştirilmesini öneriyoruz. Evet, Cengiz Filizler'in sorusuna geçelim. Fabrika çıkışı jant ölçüsü 14 inç olan bir binek otomobile 15 inç jant takmak sürüş güvenliğini tehlikeye atar mı? Fabrika çıkışı jant ölçüsü 14 inç olan bu binek otomobil 15 inç takılırsa muayeneden geçer mi? Zararları ve yararları nedir demiş. Gerçi birkaç kez incelemiştik bu konuyu ama bir kez daha Cengiz Filizler için aktaralım. Böyle bir jant değişikliği öncelikle mümkün mü? Ne gibi artı eksileri var? Şimdi esas olan lastiğin çapı ve lastiğin genişliğidir. Bazı üreticilerin kataloglarına veyahut kapıların içindeki etiketlerine baktığınız zaman 14 inç, 15 inç, 16 inç gibi jant aynı anda aynı şekilde kullanılabiliyor. Ama değişen ne? Jant ölçüsü büyüdüğü zaman lastiğin yanağının düşmesi, lastik çapının değişmemesi gerekiyor. Aslında bizi ilgilendiren lastik çapının ve lastik genişliğinin değişmemesi. Aslında muayenede bakılan da bu. Yani sizin lastik çapınız 65 santimse eğer siz bunu 14 jantta, 15 jantta, 16 jantta hepsinde 65 santimi sağlayabiliyorsunuz, değişen bir şey yok. Ama Türkiye şartlarına bakacak olursak bunun tam tersi geçerli. Ben günlük hayatta kullandığım otomobillerde de buna dikkat ediyorum. Türkiye'de yollar bozuk olduğu için, çukurlar, kasisler çok fazla olduğu için lastik yanak genişliğinin minimum değil, maksimum olmasını. Yani ben arkadaşımın yerinde olsam
15 şanta çıkacağım ama 13 şanta inmeye çalışırım ki otomobilim daha konforlu olsun, lastiğim patlamasın. Çünkü lastik yanağı azaldığı zaman bir çukura girdiğiniz anda anında lastiğin yanağı yarılıyor. Dolayısıyla benim arkadaşıma tavsiyem bir kere bu sebepten dolayı 14 şanttan 15 şanta çıkmasın. Peki yol güvenliğini sormuş. Artı büyütmek veya küçültmek yol tutuşu etkiler, onu da hemen söyleyelim kısaca. Yani teorik olarak diyeyim, bu sonuçta yarış pistlerinde kullanmıyoruz bu otomobili. Teorik olarak yanak yüksekliği daha az olan lastikler, yani arkadaşımızın 14 şanttan 15 şanta çıkması otomobilin sportif kullanımını pozitif olarak etkileyen bir faktör. Hı-hı. Yarış otomobilleri genelde daha düşük yanaklı, hı-hı, lastikler tercih ediliyor ama bu yarış pistleri için geçerli. Sokaklarda, özellikle Türkiye'deki yollarda, hı-hı, özellikle Türkiye'deki arayollarda, çukurlar, kasisler, kanallar olan yollarda ben hep yüksek yanağı olan lastikleri tavsiye ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu hafta da sonuna geldik bu bölümün. Haftaya yine sizlerden gelen sorularla birlikte Serdar Bostancı ile bu cevapları iletmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Şimdi motor sporları dünyasından haberler geliyor ekranlarınıza. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Trial Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı 15-16 Temmuz tarihlerinde, kısa adı DOSOT olan Düzce Offroad Derneği tarafından Kaynaşlı Motor Sporları Kompleksi'nde organize edildi. Yedi takım, 14 araç ve 28 sporcunun katıldığı 2 günlük zorlu mücadelede 15 Temmuz şehitleri Fethi Sekin ve Ömer Halis Demir isimleri verilen 10 ayrı özel etap koşuldu. İki araç ve 4 sporcudan oluşan ekiplerin zorlu doğa şartlarına karşı mücadelesi Ender Altuntaş, Mehmet Özdemir ve Ersin Yıldız, Yasin Yıldız ekiplerinden oluşan ve bu sezon yeni kurulan Temesis Offroad Team zaferiyle sonuçlandı. İzleyicilerden de büyük ilgi gören organizasyonda Fuat Bilgin, Mehmet Emir ve Seda Özkutlu, Şay Haydar, Argaç ekiplerinden oluşan Eye of Trial Team ikinciliği ve Selim Ustaoğlu, Oktay Gündoğdu ve Onur Krayoğlu, Cemafer Bulut ekiplerinden oluşan Magnum Motorsport üçüncülüğü elde ettiler. ...2017 Türkiye Trial Şampiyonası 26-27 Ağustos tarihlerinde Trakov Kulübü organizasyonuyla Trakya'da düzenlenecek 4. ayak yarışlarıyla devam edecek. Türkiye Rally Şampiyonası'nın ilk toprak rallisi olan ve 22-23 Temmuz'da Bursa'da yapılan 42. Yeşil Bursa Rallisi büyük bir çekişmeye sahne oldu. BC Vision Motorsport adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Burak Çukurova Vedat Bostancı ikilisi genel klasman birincisi, sınıf 2 birincisi ve Power Stage birincisi olarak yarışı tamamladı ve kazandığı önemli puanlarla pilotlarda ve takımlarda liderliğini devam ettirdi. Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen rally'nin ikinciliğinin Neo Motorspor adına Peugeot 208 T16 R5 ile Yağız Avcı Bahadır Gücenmez elde etti. Rally'nin ilk günü geçilen 5 özel etap sonunda 2.6 saniyeli yarışı ikinci sırada tamamlayan Avcı Gücenmez ekibi, ikinci gün 8. özel etapın startına 17 saniyelik farkla lider olarak gelmeyi başardı.
Kariyerinde 5 Türkiye Rally Şampiyonluğu bulunan Yağız Avcı, son iki etapta lastiğin patlamasına ve mekanik sorunlara rağmen finişe ulaşmayı başararak Bursa'dan ikincilikle ayrıldı. Yarışta üçüncülüğü BC Vision Motorsport takımından Uğur Soylu, Aras Dinçer elde etti. Uğur Soylu, Aras Dinçer ikilisi genel klasman üçüncüsü, sınıf 2 üçüncüsü ve Power Stage ikincisi oldu. Sınıf N'de Mitsubishi Lancer Evo 9 ile yarışan Talk Sport VRT ekibi Menderes Okur, Ufuk Ulu Ocak. Sınıf 4'te Ford Fiesta R2T ile Ford Motorsport Türkiye ekibi Ümitcan Özdemir, Batuhan Memiş Yazıcı ve sınıf 3'te Renault Clio R3 ile GP Garage My Team ekibi Murat Soyçopur, Caner Güner birinciliklerin sahibi oldular. ...35 yaş üzeri klasik rally otomobillerinin yer aldığı historik klasmanında ise 1976 model Ford Escort MK2 ile Parkour Racing ekibi Burak Türkkan, Onur Aslan, Zafer'e ulaşan ekip oldu. Türkiye Rally Şampiyonası 9-10 Eylül tarihlerinde İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek olan 38. İstanbul Rally'si ile devam edecek. Opet Test köşemizde Renault'un SUV modeli Koleos'u sizler için inceledik. Sevgili seyirciler, Renault'un uzun bir aradan sonra yeniden hayata geçirdiği Koleos, yeni bir o kadar da dinamik bir görünüme sahip. D segment bir SUV olarak tasarlanan Koleos, kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmış. Güçlü bir yapısı var sevgili seyirciler, sizler de görüyorsunuz. Yerden zemin yüksekliği 231 mm böylece. Arazi şartlarında da yine performans olarak iyi bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Az önce dedim 4x2, 4x4 versiyonları var ancak Türkiye'de ağırlıklı olarak 4x2 Icon seviyesinde satılıyor. 1.6 litrelik dizel motorla 4x4 versiyonu 2 litrelik versiyonda mevcut. Şimdi isterseniz aracın içine geçelim. İçeride aracı kullanırken aracın özellikleri, sürüş dinamikleri, performansı, yol tutuşu gibi değerleri sizlere anlatmaya çalışayım. Evet, araca biner binmez yaşam kemerimizi takıyoruz ve buradaki anahtarsız çalıştırma sistemi sayesinde start tuşuyla aracımızı çalıştırıyoruz. Dry modunu alıp elektrikli park frenimizi indirdikten sonra yola çıkıyoruz sevgili seyirciler. Evet, kaputun altında 1.6 litrelik dizel bir motor var demiştik. Çalıştırdık ve yola çıktık. Hemen size biraz dizel motorun sesinden bahsedeyim. Dizel motorun sesini içeride duyuyoruz, onu söyleyeyim. Ve bu ses 70, 80, 90 kilometrelik süratlerde de az da olsa içeri geliyor. Özellikle düşük devirlerde o dizel motorun çıkırtısını duyuyoruz. O yüzden biraz yalıtımın arttırılması gerekiyor bu D segment SUV'de. İki farklı donanım seviyesi var demiştik. Touch ve Icon. Biz şu anda Icon donanım seviyesindeki test aracını kullanıyoruz ve buna göre içeride neler var, neler hissediyoruz onları sizlere anlatacağım. Aracın içine geçtiğiniz zaman tabii ki D SUV olduğu için oldukça ferah, geniş duruyor. Özellikle açık renk deri döşemeler bu ferah duygusunu arttırıyor. Bunun dışında buradaki hem sunroof hem panoramik cam tavan olarak kullandığımız ve arkaya kadar açılan bir sunroof var.
Onu göstereyim. Buradaki düğme yardımıyla elektrikli olarak perdemiz önce geriye gidiyor. Daha sonra buradaki ön bölümde bu parça geriye doğru açılıyor ve sunroof olarak da burayı kullanabiliyoruz. Torpido bölümüne baktığımızda birçok kısmın yumuşak dokuyla kaplandığını, yumuşak malzemeyle kaplandığını görüyoruz ama aralarda sert plastik malzemeler de mevcut. Özellikle şurada güzel bir tasarım detayı var bence. Vitesin hemen biraz önünde, sağında ve solunda dikişli bir bölüm var, deri. Burayı böyle bir el tutamacı olarak kullanabiliyorsunuz. Yani buradan güç alabiliyorsunuz. Özellikle sağda oturan yolcular için iyi bir detay bu. Hemen önünde bir saklama alanı var ve bu saklama alanı da ambiyans aydınlatmasıyla şık bir şekilde aydınlatılmış. Aracımızın içindeki ambiyans aydınlatmalarının tabii ki rengini siz seçebiliyorsunuz. Bu arada ortada bulunan kadranı da yine kişiselleştirebiliyorsunuz. Oradan ne görmek istiyorsanız onu görebiliyorsunuz. Burada dokunmatik bir ekranımız var. Alışkın olduğumuz üzere yatay değil, dikey şekilde konumlandırılmış. Adeta bir tablet bilgisayarı dikey olarak kullanır gibisiniz. Burada bir sürü menü var. Bu ekranı kaydırarak geçiyorsunuz. Özellikle sürüş bilgilerine de ulaşabiliyorsunuz. Ekranı değiştirebilirsiniz. Şu anda ben saati görebiliyorum. Altta hemen menü var. Menüyü seçtiğimde navigasyon, multimedya, telefon, uygulamalar, araç, sistem gibi bilgiler buraya geliyor. Onlardan birini seçtiğimde onların ayarlarını yapabiliyorum. Sayfayı kaydırabiliyorum yine orada. Bunlar hepsi bu donanımdaki aracın sunduğu özellikler sevgili seyirciler. Ancak bu menülere biraz alışmanız gerekiyor. İlk kullananlar için biraz sıkıntı yaratabilir. Şimdi geri manevra yapıyorum. Yine ilginç bir detay. Bu dikey ekranın sadece yarısı diyebilirim. Geri görüş kamerası olarak görev yapıyor. Üst bölümü ise park sensörünü, yani aracın etrafında bir cisim yaklaşırsa nereden yaklaştığını size gösteriyor. Dolayısıyla böyle büyük bir ekranda bu kamera biraz bence ufak kalıyor. Ama yine de ikiye bölüp üstte de başka bir fonksiyona yer verildiği için işlevsel olduğunu söylemek mümkün. Aykın versiyonunda 8.7 inçlik dokunmatik ekran, Arlink 2, Pure Vision Full LED ön farlar var. Bunlar gece gerçekten güzel bir görüş sağlıyor. Önünüzü çok iyi ve çok net aydınlatıyor. Bunu da gece deneme fırsatı bulduk. Bunun dışında eller serbest bagaj sistemi var aracımızda. Elleriniz, kollarınız doluysa bagaja geldiğinizde ayağınızı bagajın altına doğru sallamanız halinde bagaj kapağı elektrikli olarak açılıyor. Yine aynı şekilde elleriniz dolu olabilir ve bagajı kapatmanız gerekebilir. Ayağınızı yine bagaj kapağının altına sallıyorsunuz. Bagaj kapağı uyarı ikazlarını verdikten sonra tekrar elektrikli olarak kapanıyor. Ülkemizde sadece dizel motor versiyonlarıyla satışa sunulan Koleos'ta 1.6 litrelik bir dizel motor, bir de 2 litrelik dizel motor bulunuyor sevgili seyirciler. 1.6 litrelik dizel motor 4x2 çekiş sistemiyle, 2 litrelik versiyon ise 4x4 çekiş sistemiyle satılıyor. 1.6 litrelik dizel motor 130 beygir güç üretirken 320 Nm'lik tork değerine sahip ve 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip 2 litrelik versiyonda ise 175 beygirlik güç çıkışı ve 380 Nm'lik tork değeri bulunuyor. Önden çekişli Koleos 60 litrelik yakıt tankına sahip. Şehir içi tüketim değeri 5.6 litre. Bunlar fabrika verisi. Şehir dışında ise 5.3 litre. Karma kullanımda 5.4 litrelik bir veriye sahip. Gördüğünüz gibi şehir içi ile şehir dışı birbirine oldukça yakın. Euro 6 normlarındaki bu motor bu verilere sahip. Peki biz ne tükettik sevgili seyirciler? Şehir içinde 5.6 litre diyor ama İstanbul trafiği malumunuz, biz 6.5 ile 7 litre arasında seyrettik normal kullanımlarda. Bir de eko modu aldığınız zaman fabrika verilerine biraz daha rahat yaklaşıyorsunuz. Eko moddan çıktığınız zamansa
ve vitesi manuel kullandığınızda ise tabii ki bu veriler artıyor. Yine Koleos'ta dikkatimi çeken bir başka detay var sevgili seyirciler. 4 adet USB girişi var. Biliyorsunuz artık günümüzde akıllı telefon kullananların sayısı arttı. Özellikle aileler uzun yolda seyrederken çocuklar tablet bilgisayarlarını da alıyor. Dolayısıyla USB girişlerine ihtiyaç doğuyor. Ve bu şekilde 4 girişle 4 yolcunun da ihtiyacı karşılanmış oluyor. Bu çok güzel düşünülmüş bir detay. Ancak ön taraftaki USB girişleri burada kol dayamanın hemen altında şu iç bölümde yer alıyor. Dolayısıyla giderken seyir halinde bu prizleri, USB girişlerini kullanmak biraz zor. Keşke bunları hemen önde şu bölümün altına daha görünür bir yere yapsalardı. O zaman yolda seyahat ederken hiç geri dönmeden, zorlanmadan, bu kol dayamayı kaldırmadan, sürücüyü rahatsız etmeden USB girişlerini kullanabilirlerdi. Evet, mantık olarak çok güzel düşünülmüş 4 USB girişi ama fonksiyonel anlamda yerleri ön taraftakilerin biraz yanlış. Evet, böyle bir aracınız var. Tabii ki seyahat etmeden olmaz. Seyahat ederken bize ne lazım? Geniş bir bagaj hacmi lazım. Bu araçta tam 538 litrelik bir bagaj alanı sunuluyor sevgili seyirciler. İki koltuk haline getirdiğinizde, yani arkadaki koltukları yatırdığınızda ise 1677 litrelik bir hacme ulaşıyorsunuz. Bu da eğer outdoor sporlarla uğraşıyorsanız bir takım malzemelerinizi rahat koyabilmeniz anlamına geliyor. Uzun yolculuklar dedik, bagaj dedik. Tabii ki uzun yolculuklarda en önemli şeylerden bir tanesi de ferah iç hacim. Hem önde hem arkada gerçekten çok rahat bir alan var. Arkada baş ve diz mesafesi oldukça iyi. Özellikle sınıfı için bakacak olursak lider diz mesafelerinden bir tanesine sahip Koleos. Dolayısıyla uzun yollarda sıkılmadan seyahat edebiliyorsunuz. 1674 kilogramlık bir araç Koleos sevgili seyirciler. Yolculuklarda özellikle virajlara girdiğiniz zaman biraz da yapısı itibariyle hafif sağa sola yatmaları hissediyorsunuz. Ancak aşırı zorlamadığınız takdirde, limitleri aşmadığınız takdirde yoldan kolay kolay çıkmıyor, çizgisinden çıkmıyor. Tabii ki bunda sürücü destek sistemlerinin, yardım sistemlerinin de etkisi büyük. Böyle bir araç zaten performanslı olarak kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Neden diyeceksiniz? Bu bir performans aracı değil. Daha ziyade ekonomi odaklı ailelerin kullanacağı, tercih edeceği bir SUV. Evet, birkaç eksik noktasından bahsettik size Koleos'un. Ancak bunun dışında otomatik şanzımanı, dizel motoru, verimli yakıt tüketimine sahip motoru ile birlikte hem de sunmuş olduğu özelliklerle bu segmentte kullanıcıların beğenebileceği otomobillerden bir tanesi. Ben Defne, ben trafik dedektifiyim. Trafikte kurallara uymayanları uyarım. Şimdi size birkaç bilgi vereceğim. Emniyet kemeri kullanmıyorsanız, saatte 30 kilometre hızda çarptığınızda bile ağır yaralanma riski çok fazladır. Unutma, yaşam kemerisini hayatta tutar, sevdiklerine bağlar. Haftaya yepyeni bir 8. etapta buluşmak üzere, hoşçakalın.